dostları ve değerli Sinan hemşehrilerim. Sözlerime başlamadan önce pandemi süresinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor. Hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. 2019 yılı mali bütçe ile ilgili yapılan kısmi denetlemeler sırasında gördüğüm sorunları, aksaklıkları ve usulsüzlüğü kokan çeşitli hususları sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Maalesef Seyhan Belediye'mizin birkaç firma üzerinde acayip rant sağladığını gözlemledim. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sizlerle paylaşacağım hususlar kesinlikle Sayın Başkanı, Başkan Yardımcılarını, müdürleri ve diğer yetkilileri zor durumda bırakmak için değil, belediyenin işleyişini düzeltmek ve sizlerin de gözlerinden kaçtığını düşündüğü hususlarda dikkatinizi çekmektir. Nihai olarak eminim ki burada herkesin temel amacı Adana'mıza, Seyhan'ımıza ve burada yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmek ve yine eminim ki Sayın Başkan paylaşacağımız hususlarda belirli denetimleri yapacak ve ilgili kişilerden mutlaka hesap soracaktır. Aksi halde bu hususlarda kanun önünde Seyhan'ın hakkını arayacağımızın altını çizmek istiyorum. Hiç kimse bizlere emanet edilen kamu imkan ve olanaklarını, halkın parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kendi dilediği istikamette birilerine peşkep çekemez. İstediği gibi harcayamaz. Buna izin vermeyeceğiz. Sayın Başkan, şayet ilgili hususlarda gereğini yapmazsanız ki, tekrarla ifade ediyorum, gereğini yapacağınızdan şüphem yok. Bizlerin ve toplumun nezdinde çok büyük prim kazanırsınız. Aksi halde haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacağımızın bilinmesini istiyorum. Konuşmam içerisinde şu anda toplantımızın kamuoyuna açık olması sebebiyle şirket isimlerini şimdilik zikretmeden sadece aksaklıkları dile getireceğim. Sayın Başkanım, bu hususta ortaya koyacağı tavır ve yatırımlar yeterli gelmezse müteahhit toplantılarda ilgili şirket isimlerini de paylaşmaktan imtina etmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle notlarıma geçmek istiyorum. İlk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü. Temizlik İşleri Müdürlüğü, arkadaşlar bunları ben denetim raporlarını belediye başkanımıza teslim ettik. Süleyman Söztek arkadaşımızla birlikte. Bunun açık halini ve firma isimleriyle birlikte şeyler temin edebilirsiniz. İsterseniz biz de dağıtabiliriz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bir önceki yıla göre yaklaşık 20 milyon Türk lirası daha fazla harcama yapmıştır arkadaşlar. Örneğin bir önceki yıl işçilik ve araç kiralama dahil şeklinde 3 milyon Türk lirasından yapılan temizlik ihalesi 2019 yılı için daha düşük araç sayısı olduğu ve personelsiz olduğu halde yaklaşık 4 milyon 500 bin Türk lirasına yapılmıştır. Üstelik ilgili ihaleye dair 21 farklı itiraz dilekçesi olmasına rağmen hiçbirisi dikkatli belediye tarafından dikkate alınmamıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hemen hemen tüm ihalelerine iştirak eden iki firma bulunmaktadır. İşin garip tarafı, bir iş kadını ve ticaret hayatına çok hakim birisi olarak söylüyorum, aynı firmaların birbirinden bağımsız onlarca konuda uzmanlığının olmasını realiz hiçbir taraf olamaz. Bu firmaların aldığı birbirinden farklı başlıklarda olan ihalelerin hemen hemen tamamında da muazzal işlemler görülmüştür. İlgili hususlar denetim raporumuzda mevcuttur. Açıklaması mevcuttur. İkinci olarak Spor İşleri Müdürlüğü. Okullara malzeme dağıtımı işiyle ilgili ihaleyi alan firmaya ödenen tutarın çok yüksek olduğu yaptığımız piyasa araştırmaları sonucu tespit edilmiştir. Müdürlük Seyhan'da bulunan amatör spor kulüplerine ortalama 3'er bin Türk lirası yardım yaparken Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'nün dikkatini çekerim tam olarak 2 milyon 100 bin Türk lirası kaynak aktarılmıştır. Belediyenin kendi spor kulübüne diğer kulüplerden daha fazla para aktarması normal diyebilirsiniz. Ancak diğer kulüplerin 3 bin lira layık görülürken üstelik bütçede kullanılmayan 9 milyon üzerinde para varken Seyhan Belediyesi Spor Kulübü'ne 2 milyon üzerinde para aktarılması kulüp kasasının örtülü ödenek gibi kullanılması içindir acaba? Değilse bütçede para olmasına rağmen zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan amatör spor kulüpleriyle Seyhan Belediyesi Spor Kulüpleri arasındaki yardım makası
Neden bu kadar büyüktür? Yaptığım araştırmalara göre, benim de desteklemiş olduğum amatör spor kulüpleri var arkadaşlar. Hiçbir spor kulübüne yardım yapılmamıştır. Bunun araştırılmasını talep ediyorum başkanım. Emlak İstimlak Müdürlüğü, bu müdürlükte de özellikle 3 firmanın ortalama açılan her ihaleye talip olduğu müşahede etmekteyiz. Söz konusu tüm ihalelerin muhafazalı olduğu açıktır. Bu iş firmaya da verilen ihalelerin normal bedelinin çok üstünde olduğu yaptığımız piyasa araştırmasının neticesinde sabittir. Sayın Başkan isterse bu rakamları kendisiyle ve kamuoyuyla paylaşmaktan imtina etmeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Üçüncü dikkatle çekeceğim nokta Bilgi İşlem Müdürlüğü'dür. Açık ve net ifade etmem gerekiyor ki Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün yaptığı tüm ihale ve uygulamalar şüphelidir. Kendim de sahip olduğum işletmeler gereği aynı bir benzer hususlarda var bir mal ve hizmet temin eden birisi olarak yapılan tüm alımların piyasa bedellerinin çok üstünde fahiş bedellere yapıldığını ifade etmek istiyorum. Şayet Sayın Başkan bu hususlarda meclis üyeleri muhatap alırsa, kamu yararı adına yardım talep ederse, Adana'mızın Hüseyin Hanım'ın adına yardımcı olmaktan gurur duyarız. Söz konusu ihaleler konusunda yine kamuoyuna açık bir noktada konuşmamız sebebi. Sizleri çok fazla meşgul ettiğimin farkındayım. Benzer hususlar Çevre Koruma Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'nden mevcuttur. Tüm muazzalı işlemleri belgeleme ve delilleriyle meclisimizle ve aynı anda kamuoyuyla basın mensuplarıyla paylaşmaya hazırız. Belge ve bilgilerle beraber. Belediyenin bütçesinin doğru kullanılmadığı, torpili insanlar lehinde suistimalle uğratıldığı, kanunlar nezdinde suç unsurları oluşturulduğu açık ve nettir. Konuyu uzatmamak adına birçok müdürlüğe bilgi ve hazinem dahilinde olmasına rağmen değinmediğimi de belirtmek istiyorum. Konuşmamın başında belirttiğim üzere Sayın Başkan'ın bu hususlarda gereğini yapacağını, en ufak şüphemiz olmadığını tekrar ifade etmek ve kanuni hatlarımızın saklı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir dahaki konuşmamda bu kürsüden faaliyet ve Bornola'da ilgili çok önemli anekdotlar vereceğim. Konuşmamı sonlandırıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Umumi açık ifadeler kullanmamayı uygun görüyorum. Bunları isterseniz denetim komisyonu raporlarımızın açıklı detaylarını komisyondan alabilirsiniz. Özel kalemler alabilirsiniz. Ancak söz konusu kalemlerin düzeltilmemesi halinde tamamını kamuoyuna açıklama hakkımız saklı olduğunu bilmesini isterim. Sıradaki başlığımız Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Bu müdürlük öngörülen bütçeyi aşmış olan müdürlüklerden birisi. İlgili müdürlük ne büyük tesadüftür ki konuşmamın başında ilk olarak değindiğim Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün muazzalı işlemleriyle hemhal olan çoklu uzmanlığa sahip firmalar ile iş yapmış olan diğer bir müdürlüğümüzdür. Bununla beraber müdürlüğün yaptığı tüm ihaleler bir iş insanı olarak yaptığım araştırmalar neticesinde gördüğüm üzere piyasa değerlerinin çok çok üzerinde olmuştur. Denetim raporunda mevcut olmakla birlikte Sayın Başkan talep ederse ilgili ihalelerin sonuç rakamları ve toplayacağım teklifler birlikte ilgili rakamları şahsiyle birlikte kamuoyuna paylaşabileceğimi bilmesini isterim. Tahmin edilen bütçenin 13 milyon Türk lirası üzerinde harcama yapan müdürlük, Temizlik İşleri Bilgi İşler Müdürlüğü gibi aynı firmalara ihale vermiş durumda. Aynı şahsal 3 farklı firma birçok ihaleye girmiş durumda. Tek tek verilen ihalelerden bahsederek konuyu uzatmak istemiyorum. Ancak başta belirttiğim gibi yeri ve zamanı geldiğinde ihale bedellerini şirket ve sahiplerin isimlerini açıklamadan imtina etmeyeceğini belirtmek istiyorum. Ayrıca Seyhan Belediyesi bünyesinde bulunan mesken, park içindeki büfeler, taksi durakları gibi noktaların belirli kişilere emsal değerinin çok altında verildiği ve belediyemizin zarara uğratıldığı zabıtlarımız altındadır. Şayet Sayın Başkan beklediğimiz üzere konuya müdahale olmazsa diğer hususlarda söylediğim gibi detayları kamuoyuna açıklamaktan imtina etmeyeceğim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. Söz konusu müdürlükte temayüllerin dışına çıkarak birçok işlem ihale yapmıştır. İlgili tespitlerimiz denetim raporunda yer almakla birlikte detayları paylaşmak gerekirse
müdürlük 4734 sayılı ihaleler kanununa aykırı şekilde birçok muazzal işlem yapmıştır. Bu işlemlerin Sayın Başkan tarafından incelenip düzenlendirmesi durumunda kanun nezdinde işlem başlatacağımı bilmesini isterim. Seyhan İmar AŞ ile de birkaç not vermek istiyorum. Yönetim kurulunda yer alan kişinin eşi sürekli olarak İmar AŞ'den ihale alıyor. Bunun bilgisi bizde mevcut. Hatta söz konusu ihaleler ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini de çok iyi biliyoruz. Ve konunun takipçisiyiz. Seyhan İmar AŞ'den sürekli olarak tüm müdürlüklere ait muhtelif tanıtım ve baskı işlemleri başlıklarında yapılan işler ne anlama geliyor? Çok merak ediyoruz. 4 milyon üzerinde bir harcama söz konusu ki bu bedel belediye içerisindeki müdürlüklere para aktarmak ya da yapılan harcamaları kalemlendiriyor. Onu da çok merak ediyoruz. Şayet Sayın Başkan bu hususlara müdahale olmazsa İmar AŞ'de yaşanan olayları detaylarına yeni ve zamanı geldiğinde bu kürsüden paylaşacağım da belirteyim. Özellikle Seyhan İmar AŞ'nin çok iyi bir şekilde araştırılmasını ve denetlenmesini istiyorum Sayın Başkan. Eskiden güvenlik amiri olarak görev yapan, şu anda ise işletme müdürü olarak görevini sürdüren müdür ki, özel kalem müdürünün yakın mesai arkadaşı olduğunu biliyoruz. İşletme iştirakler müdürlüğü, fen işlerini yapması gereken işleri dahil birçoğunu üstlenmiş durumda. Bunun da sebebini merak ediyorum. Bir fen işlerini yapacağı işleri işletme müdürlüğü neden yapsın? Bunun sebebini bence hepimizin araştırması lazım. Belediyede askeri usulü bir yapılanma mı sürdürülmek isteniyor? Zira tüm işler, şu an isimlerini zikretmeyeceğim, iki kişinin dudakları arasında mı kilitlenmiş durumda? Elektronik kamu aydınlatma platformundan an ve an tüm ihaleleri takip ediyorum. Belediyenin yaptığı ihalelerin çoğunluğunun istisnai maddeler ile yapıldığını görmekteyim. 21B, 21C, 21D gibi maddelerle yapılan ihalelerin sağlıklı olmayacağı ve bazı zorunluluklardan kaçış için kullanılabileceği hepimizin malum iken bu maddelerle hem de rekabet usulü oluşmadan, hiç kimseye açık olmadan, hiç kimsenin bilgisi dahil olmadan ihale yapılıyor, olması kabul edilebilir deniyor. Bu usulde ihalelerin üzerine tek tek durmadan başkan dikkatini çekmek istiyorum başkanımıza. Son iki müdürlüğe değinmeden önce basın müdürlüğüne değinmek istiyorum. Sayın Başkan, basın müdürlüğünün ve ilgili müdürün arkasında nasıl duracağınızı çok merak ediyorum. Şayet bu konuşmadan sonra Sayın Başkan halen ilgili müdürün arkasında durur ve görevde tutarsa kanun nezdinde tüm haklarımızı arayacağımızı, şahıs hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunu çerçevesinde tüm suçluları ilgili savcılıklar nezdinde yapacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Açılan ihalede tahmini bedelin 1/4 oranında teklif gelmesi tam bir fecaattır. Ve ihalenin iptali ise ayrı bir fecaattır. Sayın Başkan, ilgili müdürü belediye bünyesinde bu dakikadan itibaren asla istihdam etmemelidir. Kendisinin hak hukuk anlayışına güvenmekle birlikte şayet bu şahsı malum görevde tutarsa şüphelerin hep kendi şahsının üzerinde olacağını ve bu işin peşini bırakmayacağımızı bilmesini rica ediyoruz. Sizleri çok fazla meşgul ettiğimin farkındayım. Benzer hususlar Çevre Koruma Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'nden mevcuttur. Tüm muazzalı işlemleri belgeleri ve delilleriyle meclisimizle ve aynı anda kamuoyuyla basın mensuplarıyla paylaşmaya hazırız. Belge ve bilgilerle beraber. Belediyenin bütçesinin doğru kullanılmadığı, torpili insanlar lehinde suistimalle uğratıldığı, kanunlar nezdinde suç unsurları oluşturulduğu,